Doğa şartlarında kamufle olmak için bulundukları zemine uygun kamuflaj giyen ve yüzlerini boyayan komandoları görmüşsünüzdür. Bu, onların düşmanları tarafından gözükmeden hedeflerine ulaşmalarını sağlayan bir savunma taktiğidir. İnsanlar bu taktiği doğadaki kamuflaj ustalarından öğrenmişlerdir. Bu kamuflaj ustaları, aklı, ilmi ve kudreti olmayan hayvanlardan başkası değildir. Hayvanlar, yaratılıştan gelen bu özellikleriyle hem dış tehlikelerden kendilerini koruyabilmekte, hem de avlarına sinsice yaklaşarak rahatça avlanabilmektedir. İşte bu kamuflaj yapabilme yeteneğiyle yaratılan hayvanlardan bazıları. Bulundukları zemine saniyeler içinde adapte olan bukalemunlar. Bulundukları yaprak veya ağaç dalları üzerine adapte olan böcekler. Denizlerin dibinde, bulundukları zeminde neredeyse hiç fark edilemeyen türlü türlü balıklar ve deniz canlıları. Ağaç gövdelerinde ustaca gizlenen baykuşlar ve örümcekler hepsi birer kamuflaj ustasıdır. Canlılardaki bu kamuflaj yeteneği elbette kusursuz bir yaratılış mucizesidir ve akıl sahiplerine sonsuz bir ilim, irade, kudret ve merhamet sahibi olan Allah'ın varlığını güneş gibi göstermektedir. Yaratılışı inkar edip her şeyi sebeplere ve tesadüfe havale edenlere soruyoruz. 1. Kamuflaj hem savunma hem de avlanma için hayati bir ihtiyaçtır. Peki bu canlılar bulunduğu ihtiyacı hissedip sonra ortamın analizini yapıp kendisinde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğine nasıl karar vermişlerdir? Elbette ilk yaratıldığı anda bu özelliklere sahip olan bu canlıların yaratılmadan önce bu analizi yapmaları mümkün olmadığı gibi, yaratıldıktan sonra yapmaları da mümkün değildir. 2. Bulunduğu ortama göre renk değiştiren bir bukalemunun kendi görünümünü değiştirecek bir sistem vücudunun içine nasıl yerleştirilmiştir? Vücudunda böyle bir değişim için gerekli olan kimyasal bir sistemin tesadüfen oluşması ya da böyle bir sistemi canlının kendisinin oluşturması mümkün müdür? 3. Bu canlılar çevrenin rengiyle tonları dahi fark edilmeyecek şekilde kusursuz bir benzerliğe nasıl sahip olmuşlardır? En usta ressamlar dahi bir rengin aynısını elde etmek için saatlerce uğraşırken, bu hayvanların yaşadıkları ortama ayırt edilemeyecek şekilde karışmaları nasıl gerçekleşmektedir? Renk değişimini gerçekleştirecekleri kimya laboratuvarlarını vücutlarına kim yerleştirmiştir? Böylesine uyumlu renkler nasıl ortaya çıkmıştır? Evet, Allah'ın varlığı kabul edilmediğinde İçinden çıkılamayan bu sorular çoğalacak ve verilen her cevap akıl dışı olacaktır. Kamuflaj bir yaratılış mucizesidir. Kamuflaj yapan tüm canlılar korunmak veya avlanmak amacıyla vücutlarını bir dala, bir yaprağa ya da bir çiçeğe kendi kendilerine benzetmiş değildirler. Hatta onlar bu sayede korunduklarının farkında bile değildirler. Onlar,
bu savunma taktiğine Allah'ın iradesiyle onun sonsuz ilim ve kudreti sayesinde yaratılarak sahip olmuşlardır. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir.